Bize verilen bir polinomda çift dereceli terimlerin kat sayılar toplamını bulmak istediğimizde polinomda x yerine bir 1 yazarız. Bir de eksi 1 yazarız. Bunları toplayıp 2'ye böleriz. Burada da aynısını yapacağız. Ben burada x gördüğüm yere 1 yazdığımda 1 eksi 1'in küpü artı 1 artı 1'in karesi gelecektir. Bu da bana 0 artı 2'nin karesinden 4'ü vermiş olur. Bir de eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 bana eksi 1 eksi 1'in küpü artı eksi 1 artı 1'in karesini verir. Buradan da eksi 2'nin küpünün geldiğini görüyorum. Yan taraftan da 0 gelir. Buradan da eksi 8'e ulaşmış oluruz. İkisini toplayıp 2'ye böleceğimizi söylemiştik. Bu durumda 4 artı eksi 8 bölü 2'den eksi 4 bölü 2 yani eksi 2'yi elde ederiz. Doğru cevabımız B şıkkı gelmiş olur. Bizlere bir Px polinomu şu formatta verilmiş olsun. Ax artı B bölü Cx artı D. Zaten polinomdaki temel mantık x'in kuvvetlerinin, x'lerimizin kuvvetlerinin doğal sayı gelmesiydi. Burada o formatın dışına çıkıldığını görüyoruz. Bu formatta verilen polinomlar sabit polinomlardır. Ve bu polinomlarda a'nın c'ye oranı b'nin d'ye oranına eşit gelir. Aynı zamanda bu px sabit polinomunun m sabitine eşit olduğunu düşünürsek bu oranlarda m'ye eşit olarak gelecektir. Örneğin ne diyelim 10x artı 8 bölü 5x artı 4 gibi İşte bu eğer bir rx polinomunu eşitse onun 5'e oranında 2'dir 8'in 4'e oranında 2'dir polinomumuzun sabit olduğu o değerde zaten 2'dir yani r'de ne yazarsak yazalım bize 2 vermesi gerekir. Burada da aynı mantıkla düşündüğümüzde x'in katsayısı 3, x'in katsayısı 6 olduğu için burada 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 değeri aslında bize px sabit polinomunda vermiş olur. Aynı oran şurada m ile 4 arasında da olmalıdır. m bölü 4 eşittir 1 bölü 2 dediğimizde 2m eşittir 4'ten m'yi de 2 olarak bulmuş oluruz. Demek ki buradaki m değeri 2'dir. px'imiz de 3'ün 6'ya ya da 2'nin 4'e oranından 1 bölü 2 gelmiştir. Şurada m çarpı p3 istenmiş. M'nin 2 olduğunu biliyoruz. P3'ümüz polinomumuz sabit olduğu için 1 bölü 2 eşittir. 2 kere 1 bölü 2 bize 1'i verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Yukarıda verilen özellikten faydalanarak sonucumuzu hesaplamaya çalışalım. Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalanın 5 olduğunu görüyoruz. Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalan dediğimizde x 1'i 0'a eşitleyip Px'te x yerine 1 yazmamız gerektiğini anlarız. Bu da bize P1'i 5 olarak vermiş olacaktır. Aynı mantıkla Px'in x 2 ile bölümünden kalan da 8 olarak gelmiş. Hemen x 2'yi 0'a eşitledik. Px'te x yerine 2 yazmamız gerektiğini anladık. Bu da P2'yi bize 8 olarak vermiş oldu. Alt tarafta Px artı 1 çarpı P2 x eksi 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Hemen x eksi 1'i 0'a eşitledik ve o çarpım polinomunda x yerine 1 yazmamız gerektiğini anladık. Verilen çarpım polinomunda x yerine 1 yazınca P1 artı 1'den P2 çarpı P 2 kere 1 2 eksi 1'den P1'in geldiğini görüyoruz. İşte bizim bunu bulmamız gerekiyor. p 2 yukarıda 8 bulmuştuk. P1'i 5 bulmuştuk. Bunların çarpımı bize 40'ı verdiği için aradığımız cevap D şıkkı 40 olarak gelecektir arkadaşlar. alt taraftaki paragrafta verilen bilgileri dikkatlice bir okuyalım. P(x) polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 12 olarak verilmiş. Hemen x-2'yi 0'a eşitledik ve P(x)'te x yerine 2 yazdığımızda 12'ye ulaştığımızı anladık. Bu da P2'yi bize 12 olarak verdi. Bizden ne isteniyor peki? Qx artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan isteniyor. Hemen x eksi 1'i 0'a eşitledik ve x yerine 1 yazmamız gerektiğini anladık. Qx artı 1'de x yerine 1 yazdığımızda bizim karşımıza Q1 artı 1'den Q2 çıkacaktır. Yani bizim burada Q2'yi bulmamız gerekir. Verilen eşitlikte Qx artı 3 var. X artı 3'ü 2 yapan x değerini bulalım. Bu eksi 1 olarak gelir. Demek ki buradaki eşitlikte x gördüğümüz her yere bizim eksi 1 yazmamız gerekir. X gördüğümüz her yere eksi 1 yazdığımızda P eksi 1 artı 3'ü elde ederiz. Alt tarafta Q eksi 1 artı 3 gelmiş olur. Bu da 2 kere eksi 1 eksi 2 artı 5'e yani 3'e eşit olarak gelecektir. Üst taraf P2 geldi. p 2 12 bulmuştuk. 12 bölü diyorum. Alt tarafında Q2 geldiğini görüyorum. 12 bölü Q2'den 3'e ulaştım. Buradan da Q2'nin 4 olması gerektiğini anlıyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum arkadaşlar. Bu tip sorularda hemen şu polinomun yanındaki çarpımı sıfır yapmaya çalışalım. Bu işimizi kolaylaştıracaktır. x-2'nin sıfır olması için x yerine 2 yazmamız gerektiğini görüyoruz. Her tarafta x yerine 2 yazarsam sol taraf zaten 0 olarak gelir. Sağ taraf 4 eksi 2 m artı m'yi bize verir. Buradan 4 eksi m eşittir 0'dan m değerimiz 4 olarak belirlenmiş olur. m yerine 4 yazarsak x eksi 2 çarpı p x artı 2 eşittir. m yerine 4 yazdık ya x kare eksi 4x 4 x artı 4'ü bize verir. Bu da zaten x eksi 2'nin karesidir. O zaman ben karşı tarafa x eksi 2 çarpı x eksi 2 yazarsam şuradaki iki tane x eksi 2'yi eşleştirdiğimde px artı 2'nin de diğer x eksi 2'ye eşit olduğunu görmüş olurum. Hemen px artı 2 eşittir x eksi 2 dedim. Benden ne isteniyor ona bakacağım. Px artı 1'in x eksi m ile bölümünden kalan. M 4'tü. Demek ki ben x eksi 4 ile bölümünden kalana bakacağım. Hemen x eksi 4'ü 0'a eşitledim. Ve Px artı 1'de x yerine 4 yazmam gerektiğini anladım. Px artı 1'de x yerine 4 yazarsam benden istenen P4 artı 1'den P5 olarak gelecektir. P5'i şurada yakalayabilirim. İç kısmı 5 yapmak için x yerine 3 yazmam gerekir. Bu durumda P5 değerim 3 eksi 2'den 1 olarak gelecektir. Doğru cevabım D şıkkı olarak bulunmuştur arkadaşlar. Önce sayısal bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz 80 sayısını 5 çarpı 16 olarak yazdığımızda kalanında 0 geldiğini görüyoruz. Yani 80 5'e de 16'ya da tam bölünür. 80'i 5 ile böldüğümüzde elde ettiğimiz kalan 0'dır ama bölümünde 16 geldiğini ne yapmış oluruz? Söylemiş oluruz. Ya da 80'i 16 ile böldüğümüzde bu sefer Yine kalanın 0 ama bölümün 5 geldiğini söyleyeceğimiz gibi. Bu mantıkla burada bölümler üzerinden gideceğiz. Bu bizim için önemli. Px-1 polinomunun x-2 ile bölümünden elde edilen kalanı değil bölümü yakalamaya çalışacağız. Alt tarafta Px verilmiş. Ben Px'i biraz düzenlemek istiyorum. 2 çarpı diyorum. -9, x kare eksi 9'u 2 kare farkından x-3 çarpı x artı 3 olarak yazıyorum. x kare artı x eksi 2'yi de x artı 2 çarpı x eksi 1 olarak olarak yazmış olacağım. Bu px'ti. Ben px eksi 1'e bir geçiyorum. x gördüğüm yere px'te x eksi 1 yazmam gerekir. Bu da bana 2 çarpı x eksi 1 eksi 3'ten x eksi 4'ü vermiş olur. x eksi 1 artı 3'ten x artı 2'yi vermiş olur x eksi 1 artı 2'den x artı 1'i verir. x eksi 1 eksi 1'den de x eksi 2 gelecektir. İşte ben bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen bölümü arıyorum. Şurada x eksi 2'yi görüyorum ya. Burada yan tarafa da e, artı sıfır yazarsam aslında hiçbir kalanın olmadığını belirlemiş olurum. Yani yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi sanki burayı 5 gibi düşünürsem şurası da benim 16'm olarak gelmiştir. Yani sanki 80'i 5 ile bölmüşüm kalan sıfır bölümde 16 gelmiş gibi düşünebilirim. Burada da px-1'i x-2 ile böldüğümde şu x-2'nin yarındaki tüm çarpım bana ne olarak gelecektir? Bölüm olarak gelmiş olacaktır olacaktır. Demek ki benim burada elde ettiğim bölüm 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1'dir. İşte bu polinomu ben mesela qx olarak göstereyim. Bölüm polinomum 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 olarak gelmiş oldu. Burada Kalan sıfır olmasa da bölüm kısmı burası olacaktır. Yani o da kafamızı karıştırmasın. Hani biz 82'yi şöyle yazmış olsak 5'e bölmüş olsak 5 çarpı 16 artı 2 gelir. Kalan 2'dir. 5 bölendir bölüm yine 16 gelmiştir. Yani illa orada sıfırın olmasına gerek yok. Ama kalan kısmı kafamızı karıştırmasın diye ben öyle yazmak istedim. Şimdi şu çemberin içinde QX var. Bunun X eksi 4 ile bölümünden elde edilen bölümü arıyoruz yine. Aynı mantık burada geçerli. Ben QX'i 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 olarak düzenlersem burada da kalan 0 gelmiştir. Şu x eksi 4'ü bir kenara koyduğumda onun yanındaki çarpan olan 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 de buradan elde edeceğim bölüm olarak gelmiş olacaktır. O zaman ben bunu da rx ile gösterirsem şu alttaki çemberin içine rx'i yazdığımda rx'im 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 olarak gelir. En sonda ise bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalan soruluyor. Artık bölüm sorulmamış kalan soruluyor. Kalanı klasik yöntemimizde bulacağız. x eksi 1'i sıfıra eşitleyip bu polinomda x yerine 1 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Hemen 1 yazalım. 2 çarpı 1 artı 2'den 3. 1 artı 1'den 2 gelir. Bu çarpım bana 12'yi verecektir. O zaman doğru cevabımızın b şıkkı 12 gelmesi gerekir arkadaşlar. P bileşke RX polinomunun x-2 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Hemen x eksi 2'yi 0'a eşitleyip o polinomda x yerine 2 yazmamız gerektiğini anladık. 2 yazdığımda aslında p'nin içinde r2'yi aradığımı anlamış oluyorum. Öncelikle r2'yi bulmam gerekiyor. Hemen şurada 2 yazacağım. r2 eşittir dedim. 2'nin küpü eksi 2 çarpı 2 geldi. Bu da 8 eksi 4'ten bana 4'ü verecektir. r2 gördüğüm yere 4 yazarsam ifadem p4'e dönüşmüş olur. P4'ü de şu üst taraftan yakalayacağımı söyleyebilirim. P4 4'ün küpü eksi 8 çarpı 4 eksi 10 olarak gelir. 4'ün küpü 64 8 kere 4 32 eksi 10 geldi. 64 eksi 32 32'dir. 10 daha çıkartırsak 22'ye ulaşırız. Doğru cevabımız da B şıkkı olarak işaretlemiş oluruz. Üçüncü dereceden Px polinomumuzu oluşturmaya çalışacağız. X eksenini kestiğimiz noktalara baktığımızda 4 apsisli noktada, 1 apsisli noktada, eksi 4 apsisli noktada kestiğimizi görüyoruz. Demek ki Px polinomunda x'e 4 verince yani P4'ü hesapladığımızda 0 geliyormuş. Aynı mantıkla P1'i hesapladığımızda 0, P-4'ünde 0 geldiğini söyleyebiliriz. Bir Px polinomunda P4'ü ne zaman hesaplarız? x-4 ile bölümünden kalan sorulduğunda. O zaman ben buraya hemen bir x-4'ü yazıyorum. P1'i ne zaman hesaplarız? x-1 ile bölümünden kalan sorulduğunda. Çünkü x-1'i 0 eşitleyip x yerine 1 yazmamız gerektiğini oradan anlarız. Hemen oraya o zaman buraya x eksi 1'i de çarpan olarak koydum. Aynı mantıkla p eksi 4'ü ne zaman hesaplarız? x eksi eksi 4'ten x artı 4 ile bölümünden kalan sorulduğunda hemen x artı 4'ü de buraya çarpan olarak koyuyorum. Bakın px bu şekilde olsaydı gerçekten bu polinomda biz 4 yazdığımızda 0'a giderdik. 1 yazdığımızda 0'a, eksi 4 yazdığımızda 0'a gitmiş olurduk. Demek ki px aslında bu formatta bir polinom olarak geliyor. Ama bunun başında bir katsayı olabilir. O katsayı 4'ün, 1'in ve eksi 4'ün burayı sıfır yapmasına engel değil. İşte üçüncü dereceden Px polinomumuzu oluşturduk. Şuradaki A'yı bulmaya çalışacağız. Onu da şuradan bulabiliriz. Yine grafiğe baktığımızda y eksenini eksi 2 ordinatlı noktada kestiğimizi görüyoruz. Burası 0 virgül eksi 2 noktasıdır. Demek ki P de 0 yazdığımızda eksi 2 gelmesi gerekir. Hemen 0 yazıp eksi 2 eşit diyelim. P 0 eşittir. A çarpı ne gelir? Eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 4 gelir. Bunun eksi 2 olduğunu biliyoruz. Buradan 16 tane A eşittir eksi 2'den. A'mız eksi 2 bölü 16 yani eksi 1 bölü 8 olarak bulunmuş olacaktır. Bizden ne isteniyor peki? P2x artı 6 polinomunun katsayılar toplamı ile P3x eksi 7 polinomunun sabit teriminin toplamı. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazınca 2 kere 1 2 artı 6'dan P8'e ulaşmış oluruz. Artı sabit terim için 0 yazınca da 3 kere 0 0 eksi 7'den p eksi 7'ye ulaşmış oluruz. İşte biz bunları bulmaya çalışacağız. p şöyle güzelce yazayım. a'yı eksi 1 bölü 8 buldum. Çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 4'ü de yanına eklemiş oluyorum. Öncelikle P8'i bulalım. P8 eşittir. Eksi 1 bölü 8 çarpı 8 eksi 4'ten 4 gelir. 8 eksi 1'den 7. 8 artı 4'ten de 12 gelmiş olur. E şurada 4 kere 12 ne yapar? 48. 48 bölü 8'den 6 gelir. Eksimiz var. 7'miz var. 6 çarpı eksi 1 çarpı 7'den eksi 42'nin geldiğini görüyoruz. Bir de P eksi 7'yi hesaplayacağım. P eksi 7 eşittir. Eksi 1 bölü 8 çarpı. Eksi 7 eksi 4'ten eksi 11 gelmiş olur. Eksi 7 eksi 1'den eksi 8 gelir. Eksi 7 artı 4'ten de eksi 3 gelecektir. Bazı sadeleştirmelerimiz var. Bir kere şu eksiler birbirini artı hale getirsin. 8'ler gitsin. 3 kere 11'den de 33 gelmiş olsun. Demek ki ben burada eksi 42 ile 33'ü toplayacağım. Bu bana eksi 9'u verecektir. Doğru cevabımın C şıkkı olması gerekir. Bize görüntüsü verilen fayansın alanı x eksi 1 ile 1'in çarpımıyla yani boyutlarının çarpımıyla bulunacaktır. Bu da x eksi 1 çarpı 1'den bize x eksi 1'i vermiş olur. x eksi 1 birim karelik görüntüsü verilen fayanslarımız var. Bu küçük fayanslarla alanı x küp artı 3x kare artı 2x artı m olan zemini döşeyeceğiz ve hiç boşluk kalmayacağını biliyoruz. Bize bunu verecek M değerini bulmaya çalışacağız. Yani şöyle düşünelim elimizde 200 birim karelik bir alan var. Biz bunun içini 5 birim karelik fayanslarla döşeyeceğiz. Bu durumda 200 bölü 5'ten 40 tane fayansa ihtiyacımız var gibi düşünebiliriz. Burada hiç boşluk kalmayacağı için yapacağımız bölme işleminin kalansız olması, tam bölünmenin gerçekleşmesi gerekir. Nasıl 205 ile tam bölünüyorsa buradaki toplam alan olan x küp artı 3x kare artı 2x artı m'nin de bir tane fayansın alanı olan x 1 ile tam bölünmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu bir polinom gibi düşünürsek px polinomu dersek aslında px polinomunun x 1 ile tam bölündüğünü anlamış oluyoruz. Tam bölünme ne demektir? Bize verilen px polinomunu x 1 ile tam bölündüğünü söylüyorsak x 1 eşittir 0 deyip px de x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda kaça ulaşmamız gerekir? 0'a ulaşmamız gerekir ki kalan gelmesin tam bölünme gerçekleşmiş olsun. Buradan hemen x yerine bir 1 yazalım. P1'i bulalım yani. 1 artı 3 artı 2 artı m gelir. İşte bu 0 olarak gelirse burada da tam bölünme gerçekleşmiş olur. Bize bunu veren M değeri 1 artı 3 artı 2 6 yaptığı için karşıya yatarsak eksi 6 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Bize verilen bir Px polinomunda x'lerimizin kuvvetleri hep doğal sayı geliyordu. Örneğin şöyle bir Px polinomu yazmak istiyorum ben. A çarpı x üzeri m artı b çarpı x üzeri n bu şekilde devam etsin. En son bir de sabit sayı ekleyelim. D olarak gelsin. Buradan soruda verildiği gibi Px kübe bir geçelim. Hemen şurada Px küp diyeceğim. Polinomda x gördüğüm yere x kübü yazacağım. Bu bana a çarpı x üzeri 3'ün M'inci kuvveti artı b çarpı x üzeri 3'ün N'inci kuvveti nokta nokta en son sabit sayı olduğu için yine d'yi vermiş olacaktır. Tabi burada kuvvetlerim doğal sayı olduğu için ben hem m değerinin hem n değerinin bir doğal sayı olduğunu biliyorum. Şurada Px gibi düzenlersek A çarpı x üzeri 3 m'nin geldiğini artı B çarpı x üzeri 3 n'nin geldiğini görmüş oluruz. En son yine sabit sayımız da gelir. Burada m ve n doğal sayı olduğu için bunların üçer katları da yine doğal sayılar olarak gelecektir. Yani ben Px'den Px kübe geçtiğimde bu sefer x'lerimin kuvvetleri 3'ün katları olan doğal sayılar olmalıdır. Çünkü Px halindeyken zaten kuvvetler doğal sayıydı. X kübe geçtiğimizde bu sefer o doğal sayıları 3 ile çarptığımız için X'lerin X küp yazarak kuvvetlerimizin artık 3'ün katı olan doğal sayılar olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradaki Px küp açılımında örneğin şu bulunamaz. Yazdık mesela diyelim ki 4 çarpı X üzeri 5 bulunamaz. Çünkü şuradaki X üzeri 5'e baktığımızda kuvvetimiz olan 5, 3'ün katı olan bir değer olarak gelmeyecektir. Bizim burada buna dikkat etmemiz gerekir. Örneğin px'ten Px üzeri 4'e geçtiğimizde de kuvvetlerimiz 4'ün katı olan doğal sayılar olarak gelmelidir diyebiliriz. Tabii ki sabit sayıda bir sıkıntı yok. Orada bir değişikliğin olmadığını söylemiş olalım. O zaman biz burada Px kübe baktığımızda 3'ün katı olan kuvvetler burada gelmeli. X'lerin kuvvetleri olarak. 6, 3'ün katı bunda sorun yok. Ama şurada 5'i görüyorum. Burada x üzeri 5'li bir ifade bulunamaz. Yani x üzeri 5'in kas sayısının 0 olması gerekir. Bu durumda m eksi 2 eşittir 0'dan m değerimiz 2 olarak gelecektir. Aynı mantık şuradaki x üzeri 4 için de geçerli. O da burada bulunamaz. 4, 3'ün tam katı olmadığı için bu durumda m eksi n'nin de 0 olması gerekir. Buradan m n'ye eşit gelir. m 2 olduğu için n'miz de 2 olarak gelecektir. x kübün bulunmasında bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Hemen şurada px kübü bir yazalım. Biz m'yi de 2 bulduk, n'yi de 2 bulduk. O zaman 2 artı 2'den şurası 4 çarpı x üzeri 6'yı bize verecektir. Şuradaki x üzeri 5 ve x üzeri 4'ün gittiğini söylemiştik. m küp var. m'miz 2 olduğu için burası 2 x küp olarak gelmiş olur. Bir de birimizin geldiğini görüyoruz. Buradan px'e geçebiliriz. px küp dediğimizde kuvvetimiz 6'ya çıktıysa 6 bölü 3'ten px'in aslında x kareyi içerdiğini yani buranın 4x kare olduğunu buradan da 2x'in geleceğini söyleyebiliriz. Sabit sayımızda aynen yanına yazarız. Gerçekten px'imiz böyle olursa x yerine x küp yazdığımızda x kare x üzeri 6'ya x üzeri 1 de x kübe dönüşmüş olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. O zaman px'i yakaladık. Bunun katsayılar toplamı bizden isteniyor. Yani p1'in istendiğini söyleyebiliriz. Bu 4 artı 2 artı 1'den bize 7'yi verir. Doğru cevabımızın da C şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Bizlere iki polinom verilip onların EBOB'unu bulmamız istendiğinde ikisinde birden aynı anda bulunan ortak çarpanların çarpımıyla bu EBOB'u yakalamış oluyorduk. Mesela burada öncelikle benim gözüme x artı 3 çarpıyor. x artı 3 çarpanı iki polinomda da var. O zaman biz x artı 3'ü q e bir kere yani EBOB'a eklemiş olacağız. Buraya x artı 3'ü çarpan olarak koymuş olacağız. Çarpı diyorum. x artı 1'e baktığımda sadece r bulunduğunu görüyorum. Demek ki bu ortak çarpan değil. O zaman EBOB'a en büyük ortak bölüne giremez. Onu bir kenara bırakıyorum. Bir tarafta x eksi 2'nin birinci kuvveti bir tarafta x eksi 2'nin karesi var. Burada da kuvveti küçük olanı alacağız tabii ki. İkisi için de sağlasın diye eğer x-2'nin karesini alırsak x-2'nin karesi rx'de bir çarpan olarak bulunmadığı için o artık ebop değil ekok olma yolunda bizi ilerletir. Biz burada kuvveti küçük olan üzerinden alırız ki ikisi içinde bulunan bir çarpan yakalamış olalım. Bu durumda bizim buraya x-2'nin birinci kuvvetini yani x-2 yazmamız gerekir. İşte bu ikisinin çarpımı bize qx'i vermiş olacaktır. Alttaki bilgilere bakalım qx x-1 ile tam bölünemez demiş. Bir polinomun x-1 ile tam bölünmesi için x-1'in o polinomda çarpan olarak bulunması gerekir. Qx'in çarpanlarına baktığımızda x artı 3 ve x-2 görüyoruz. Burada x-1 olmadığı için Qx'in x-1 ile tam bölünmeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer bu kafamızı karıştırıyorsa bir polinomun x-1 ile tam bölünmesi için ne olması gerekir? x-1 eşittir 0'dan polinomda x yerine 1 yazdığımızda bize 0 vermesi gerekir. Biz burada x yerine 1 yazarsak. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 gelecektir. Bu da 0'a eşit olmadığı için x eksi 1 ile tam bölünmenin olmadığını söyleyebiliriz. Birinci ifademiz doğru olarak gelir. İkinciye baktığımızda kat sayılar toplamı eksi 1'dir demiş. Polinomun kat sayılar toplamını bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazarız. Az önce de öyle yapmıştık. Tekrardan yazalım. 1 yazınca 4 çarpı eksi 1'den eksi 4'ün geldiğini bunun da eksi 1'den farklı olduğunu görüyoruz. O zaman ikinci ifademiz yanlış gelir. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazacağız. 0 yazdığımda 3 çarpı eksi 2'den eksi 6'nın geldiğini görüyorum. Burada da eksi 6 dendiği için 3. ifademiz doğru gelmiş olur. Baktığımızda 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. PX polinomu için yeşil, mavi ve mor lambaların yandığını biliyoruz. O zaman biz PX polinomunu oluşturmak istediğimizde PX polinomunda yeşil, mavi ve mor dairelerimizin içinde yazan ifadelerin çarpan olarak bulunacağını söyleyebiliriz. Bu bize yeşilden x'i vermiş olur. Maviden x artı 2'yi vermiş olur. Mordan da neyi vermiş olur? x artı 1'i vermiş olur. İşte PX bu üçünü de çarpan olarak içinde bulundurur. Ama bunun dışında da başka çarpanlar da olabilir. Yanına ekleyebiliriz. O çarpanların oluşturduğu çarpımı Rx polinomuyla gösterelim. Böyle bilmediğimiz için Ax artı B, Ax kare artı B falan yazmayalım. Çünkü belki buradaki Rx polinomu daha büyük dereceden bir polinomdur. Px'in derecesi de çok büyüktür. Bunu bilemiyoruz. Bizim sadece bildiğimiz burada x'in de x artı 2'nin de x artı 1'in de Px'te birer çarpan olarak bulunuyor olması. Biz buradan neye geçeceğiz? Px 2'ye. P x eksi 2'ye geçtiğimizde polinomda x gördüğümüz yere x eksi 2 yazarız. Bu bize x eksi 2 çarpı x eksi 2 artı 2'den x, x eksi 2 artı 1'den x eksi 1'i verecektir. Bir de yan tarafa r x eksi 2 gelmiş olur. R'yi bilmediğimiz için r x eksi 2'nin de bize ne verdiğini yine bilmiyoruz. Buraya dair net bir yorum yapamayacağız ama p x eksi 2'de x eksi 2'nin de x'in de x eksi 1'in de, de çarpan olarak bulunacağını söyleyebiliriz. Baktığımızda sarıda x-2'yi, yeşilde x'i, beyazda da x-1 beyaz yakaladığımız için px-2 üzerinden lamba yaktığımızda sarının, beyazın ve yeşilin kesinlikle ne yapacağını söyleyebiliriz, yanacağını söyleyebiliriz. Şıklarda bunları aramamız gerekir. Sarı, beyaz, yeşil bize D şıkkında verildiği için doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir arkadaşlar.